gösterdiğine göre videoya başlayabiliriz. Hayat bana güzelciler, herkese merhaba. Bir balıkçı barınağından, Trabzon'dan size merhaba diyorum. Karadeniz'in kıyısında müthiş enerjisi olan bir şehir Trabzon. Binlerce yıllık tarihinde Roma'dan Bizans'a, Fatih'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in uzun yıllar valilik yaptığı, Kanuni'nin doğduğu ve Atatürk'ün 3 kere ziyaret ettiği muhteşem bir şehir Trabzon. Şu anda beni izlediğiniz görüntüler ve videonun %80'i Xiaomi 12T Pro ile çekiliyor olacak. Bu videonun da destekçisi. Teşekkür ediyorum. Ve videomuz bomba gibi bir enerjiyle başlıyor. Hop hop! Hop hop! Çok sağ olsun. Çok güzel bir bizi karşıladı. Hoş geldiniz yaptı Trabzon'a. Böyle balıkçı barınağındayız. Size Trabzon'un müthiş bir enerjiyle başlayacağını söylemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bu arada inanılmaz güzel gözüküyorsunuz. Ben birazcık sohbet de etmek istiyorum. Birazcık yaklaşacağım ve hemen önce sizin yanınıza geleceğim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tanı bakalım. Aşağı şehir. Siz kemençeci mi deniyor? Başka bir şey deniyor mu kemençe çalana? Kemençeci deniyor. Çalgıcı da derler bizde. Öyle bir şey de var. Kaç senedir kemençe çalıyorsunuz? 40 sene var. 40 sene var. Horon nedir? Yaşam biçimidir. Bir doğayı anlatır. Bir milleti anlatır. O Karadeniz'i anlatıyoruz. Karadeniz'de yaşam nasıl? Çekilmesin, işkence. Nasıl olacak? Kadınlar çalışır, erkekler kahvede o çayına. Kime işkence bu durumda? Kime işkence? Belli. Mesajı verdim de anlayan anlar. Yalana gerek yok, doğruyu söylüyoruz. Yani gerçekten kadınlar çile çekiyor. Karadeniz kadını inanılmaz dayanıklı, inanılmaz güçlü ve çalışkan gerçekten. Ondan sonra bel fıtığından 50 defa ameliyat olur. Kesin bir şey, ona diyemem ben. Ama 100 yıldan yukarı. Bir şey söyleyeceğim. Horon'da kemençe en esas enstrüman, bir de tulum biliriz ya böyle hani Karadeniz'de. Yani birlikte midir yoksa kemençe olmazsa kemençe, olmaz mı? Kemençe ayrı bir şey. Yani kendi kendine başına bir şey. Ama tulum ayrı bir şey. O Rize için. Şimdi ben buraya doğru bir yaklaşacağım. İnanılmaz güzel kıyafetleriniz var. Yani görsellik olarak inanılmaz zengin ama bir taraftan da halk oyunlarında hem figürlerin hem de kıyafetlerin bir anlamı var aslında, değil mi? Bu muska. Ha, hemayir. Tütün koyduğunu söylerler veya Kur'an koyduğunu söylerler. Bunun adı köstek. Bu başınızdaki bağlamanın bir özelliği var mı? Bu kabalak. Tamam. Bunu farklı illerde, farklı şekillerde bağlı. Trabzon özgü bir bağlı işte. Aynen. Bu kıyafet buradaki hangi şeyi anlatıyor, yaşam tarzını bize anlatıyor? Bir anlatsana. Şimdi şöyle, özellikle köylerdeki teyzeleri bize ilk çarığımız, daha sonra çorabımız, alttan giydiğimiz don var. Bakabilir miyim donunuza acaba? Şöyle bu donu bir görün istedim. Çok tatlı. Demin ben gördüm çünkü. Bu eteğimiz. Aletten kuşağımız var. Üstünde peştemal. Şimdi bu kuşak ve peştemalin bir özelliği var mı? Bir de bu belindeki mesela, bu kıyafetin en çarpıcı bölümlerinden bir tanesi çünkü. Evet. Hocam bu bel fıtığını engelleyen bir bağlama olabilir kuşak, mi? Kuşak, evet. Evet, kuşağımız var. Kadınlarımız belleğini sert tutsun diye. Evet. Genellikle köy yaşamlarında kadınlarımız iş yaparken, mısır veya başka şeyler toplarken onlara yardımcı oluyor. Ayrıyetten kadınlarımız çalışırken çocuklarını sırtında taşıyabilmek için. Çok çalıştık, para kazandık. Bunu da boynumuza asalım mı bu? Evet, beşi bir yerde. Kadınlarımız seviyor zaten. Ya. Çok çalışıyorlar. Siz de çok güzel oynadınız. Aynı zamanda çok da güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Aa, bak. Kuzumuzu ve
2 1 Binlerce yıl önce Karadeniz bir gölmüş. Tabii ki coğrafi çeşitli hareketlerden sonra İstanbul Boğazı ortaya çıktığında Ege ve Akdeniz'e bir bağlantı oluşuyor. Daha sonra tuzlu su karışmaya başlıyor. O yüzden tuzu en düşük denizlerimiz içinde bir iç deniz aslında. Farklı ülkelerde kıyısı var. Trabzon ise Doğu Karadeniz diyebileceğimiz Karadeniz'in daha doğusundaki illerden. O yüzden burada çok daha farklı bir enerji var. O enerjinin bir pide meselesi gidiyor. Bak Karadeniz'e geldiğin zaman tamam bir köfteden bahsettik, pideden bahsettik, böyle yol boyu biz bahsettik, siz duymadınız. Ama ben hazır gelmişken bir kapalı çıktı. Kapalı kıymalı. Kapalı kıymalı. Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Aa yuvarlak çıktılar. Neden burada pide yiyelim? Buranın ne özelliği var? Havuru mu farklı? Havası suyu mu farklı? Biz Trabzon'da pide sevgimizle katıyoruz. Emeğimizle katıyoruz. Bir de şekil olarak yuvarlak pideler görüyorum ben. Trabzon'un ana şeysi kapalı kıymalı yuvarlak. Ha. Yani kıymalı peynirli. Ben bazen müşterilerimiz geliyor, arkadaşlarımız geliyor. Ben onlara normal kıymalı ile peynirli ikram ediyorum. Çünkü sucuklu, kaşarlı bunları her yerde bulurlar. Ha. Ama Trabzon'a özgü pidemiz kapalı kıymalı, yuvarlak kıymalı, peynirli. Peynirli. Yani Kapalı'nın peynirlisi yok mu yok? Kapalı peynirli yok. Yok. Merhaba, bir şey soracağım. İstanbul'dan geldik gidiyoruz. Şu kadarcık bile hamsi görmedik. Yok mu hamsi? Dün hamsi vardı, bugün yok. Şimdi şu anda yerli hamsi olmadığı için tezgahlarda bulundurmuyoruz. İstanbul tarafından, Ege tarafında var. Ama o bizim buralarda satılmaz. Biz müşterimize satmak istemeyiz onu. Ne zaman hamsinin tam zamanı? Bayram sonra tam bomlar ya. Palamut hamsiyi yiyor. Hamsiyi görmek istersek Kasım sonu, Aralık, Ocak'ta. Bir şey soracağım. Hamsi çıtlama diye bir şey okudum. Buğulamadan ne farkı var hiç anlamadım çok ben. Çok farkı var. Tadım olarak. Alaaddin, çıtlama yandan. Diyelim ki buğulama daha geniş malzemelerle olur. Buğulamaya patates, soğan koyulur, mayda, ama çıtlama böyle suyla hamsinin birleşmesiyle bile olan bir şey. Aha. Teyzem daha iyi bilir. Balık çıtlatmayla buğulamasının arasındaki farkı, çıtlatma daha lezzetli olur. Daha erken pişer. Hamsinin tadı o daha yoğun alınır. Sadece balık mı? Yani içine bir şey konmuyor mu? Hamsiyi sade yaparsan öyle yapacaksın. Sade hiç su, abi yağla bile çıtlayacak. Çıtlamak dediğimiz ne demek? O ayrılır içi birbirinden ya. Şey kılçığıyla kendi etin ayrılması çıtlama diye. Ama zeytinli şey yaparsan soğanlı, maydanozlu, o başka, limonlu. Çok az su, altı kısık, başka hiçbir malzeme koymuyoruz. Evet. Balık kendi lezzetiyle, denizin suyuyla, tuzuyla bu hayır, yani. Hayır, azıcık yağcı geçen ama. Biraz da dibine azıcık kızarma gibi tut değil mi? O daha lezzetli oluyor. Ha, değil mi? Birazcık çıtırdayacak. Evet, hem çıtlayacak hem çıtırdayacak. Tamam. Vallahi yazıyor bak sürmeni. Trabzon. Yine böyle bulduk alnımıza, göğsümüze. Şimdi ben burada 1920 yılından bugüne gelen bir tane tarihi taş fırın varmış. Ekmek fırını. Vakfı Kebir Trabzon ekmeği. Aslında o fırını bir göreyim. İstanbul'a da dönmeden önce yanıma illa bir ekmek alır götürürüm diye düşünüyorum. Trabzon'daysak buranın imzasıdır o. Kocaman büyük bir ekmektir. Ekşi mayalıdır, uzun süre dayanır filan filan. Aa, pişiren fırın. Burada da bir şey bulduk. Yol boyu böyle fırıncılar var. Bir bakalım mı? İçini görelim mi? Vay vay vay, kahvaltılık mı bunlar? Bunun farkı ne diğerlerinden? Bu nedir? Bu da hafif kemir ekmeği ama esmer. Bu da ekmeği. Bak büyüklüğüne bak. Şu kadar. Ne kadar bunun gramajı bu arada? 2,5. Bakayım. Güzel ya. Tabii ekmek alacaksın sıcak. İçine Trabzon tereyağı, böyle tuzu koyacaksın onu. Trabzon tereyağının özelliği nedir? Oradan, Samsun'dan alsan. Aynı yağ, aynı kıvamı bulamazsın. Aynı aslında kokuyu bulamazsın. Sütten dolayı diyorsunuz yani. Yani bu yörenin bitkisinden, öyle bitki örtüsünden. Şimdi mesela şu yağlar sarı. Bunlar burada gitse, aynı ineği götürsen o yağ beyaz olur. Ne kadar yeşil yerse süt o kadar sarı olur. Ha,
sütü rengi sarı olduğu için o kalitesiyle alakalı. Peki tuzlu mu oluyor, tuzsuz mu tereyağı? Onun zevkine göre değişiyor. Ayarlarsın. Yani onun zevkine göre ayarlarsın. Görseli o kadar güzel değildir. Öyle yani. Görseli o kadar güzel değildir. Çok düzgün çıkmaz Şemal diyor. Bu tuzsuzu. Çok güzel. Ne kadar bunun fiyatı? Bu kilosu 180 lira. Yol boyu giderken bir sürü Vakfı Kebir Trabzon ekmeği yazısı var aslında. Fırınlar var ama ben 1920'den bugüne gelen eski bir fırın vardı, onu arıyorum. Ki sanıyorum ki önüne de geldim. Birazcık ekmek konuşalım. Günaydın. Merhaba, günaydın. 1920. Hep ailede mi fırın o zamandan beri? Beşinci kuşak. Beşinci kuşak. Kaçta başlıyor burada ekmek yapımı? Ekmek sabah yapımı akşam saat 10'da başlıyor. 10'da? Ben evet. Sabah dedim. Odun ateşi mi? Odun ateşi. Bize birazcık bu ekmeğin özelliği nedir? Bize söyler misiniz? Nedir diğer ekmeklerden farkı? Diğer ekmeklerden farkı, bunlarda yaş maya olayı yok. Kendi özünden eşki maya. Yani şimdi Vakfı Kebir ekmeği diyorlar. Evet. Onun özelliği bu, kendi özünden mayayı korumak ve kullanmak. Zaten ekşi mayalı ekmeklere yaşayan ekmek deniyor. Durdukça lezzeti artıyor. Bu ne kadar süre dayanıyor ekmek? Kaç gün yenir iyi saklanırsa? İyi saklanırsa bir hafta ömrü var. Bu ekmeğin çıkış hikayesini biliyor musunuz peki? Neden bu kadar büyük boyutlu böyle kocaman bir ekmek? Ve... Yaş maya zaten yakın zamanda çıktı. Ondan önce çiçek mayası kullanırdılar. Bu çiçeğin yapraklarındaki çiğden toplanan mayayı mı söylüyorsunuz, çiçek mayası dediğiniz? Böyle bir mayalama yaparlarmış eskiden. Evet, o dediğim mayaya gaduşka derdiler eskiden, çok eski. Onların özel bir kapları vardır, külek şeklinde ağızları dar. Onların içine doldurup kaynar suyla beraber devamlı onu karıştırırdılar. Ondan çıkan suyu unla karıştırıp maya yapardılar. Ne kadar zamanda pişiriliyor? Ekmek büyük olunca ekmek içi nasıl bir pişecek? Buçuk saatte pişer. Bir buçuk saat. Evet. Yavaş aynen. Yavaş. Yavaş yavaş. Onu yoksa diğer ufak ekmekler gibi yarım saatte çıkarım dersen bitti o ekmeğin olayı. Dışı yanacak, içi pişmeyecek değil mi o zaman? Aynen. Doğrudur. Kokusu bile farklı bizim ekmeğin. Yağda. Ya gerçekten çok güzel kokuyor. Yani böyle güzel bir ekmeğe güzel bir tereyağını sür. Ondan sonra mis gibi. Sabah sabah. Günün sürprizi de buymuş demek ki bana. Biraz sohbet eder gideriz dedik. Of 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 of. Çayın da yanına gidiyoruz. Muhteşem bir kahvaltı. Açık havada gezip görülecekler listesini bugün bitirmeye karar verdim. Bu ne demek? Bu ilk durağım Sümela Manastırı demek. Yani Altındere Milli Parkı'na doğru yola çıktım. Şehir merkezinden aşağı yukarı 1 saate yakın bir yol yapmam gerekiyor. Ve yolu da yeni yol arkadaşım MC ile yapıyorum. Hem elektrikli hem benzinli. Ama geleceğin otomobili bunlar biliyorsunuz, çevreci, fosil yakıt tüketmeyen. Ve önümüzdeki birçok gezide de Türkiye içinde MC ile birlikte yollarda olacağız. Teşekkür ediyorum. Bazelon Manastırı. Burada farklı manastırlar da var tabii. Sadece Sümela yok aslında. Zamanınıza ve ilgi alanınıza göre onları da gidip görebilirsiniz. Yolculuğumuz nasıl bir yolculuk oluyor onu söyleyeyim mi size? Böyle dağlar, tepeler göre göre gidiyorsunuz. Çünkü Karadeniz'de olmak aslında bir yükseliş, iniş. Bir tarafta deniz, bir tarafta dağlar demek. O yüzden keyifli bir yol bu. Şu an Sümela'ya çıkan yol. Denizden 1150 metre yükseğe doğru yol alıyoruz. Bir doğa ve manzara artık bizi karşılamış durumda. Kayaların görüntüsü o kadar güzel ki ve dar, kıvrımlı yollar. O yüzden de bu yolculuğu yapmak, hani arabayla gitmek çok güzel. Karadeniz'de arabayla gittiğimizde genelde bu inişler, çıkışlar, kıvrımlı yollarda bir noktada telefon bağlantısı, internet bağlantısı kesilebiliyor. Offline harita indirebilirsiniz. Hani haritadan yolu takip edecekseniz, buraları bilmiyorsanız diye söylüyorum. Bunlar tabii çok turistik noktalar, çok fazla
Sümela Manastırı gibi noktalara giderken çok fazla tabela var. Ama daha bakir ya da yaylalara giderken önlemler almanız gerekebiliyor. İnternete güvenmeyin. Şuraya bak, yeşiller. Bir yandan da sonbaharın tonları da başlamış. Böyle sarılar, turuncular bir tarafta. Bu arada izlediğiniz görüntüleri Xiaomi 12T Pro ile çekiyoruz. Bu gezinin, Trabzon gezisinin destekçisi ve sponsoru Xiaomi'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Daha önce birlikte Alanya gezisi yapmıştık. O videoyu izlemeyenler de buraya bırakıyorum linki. Oradan görebilirsiniz. Ne kadar sürüyor? İşte hedefim karşımda. Aşağıdan minibüslerle yukarı çıkıyoruz aslında. Arabanızı otoparka bırakıyorsunuz. Minibüsle yukarı doğru, Sümela'ya doğru tırmanıyorsunuz. Sümela Manastırı'nın üzerine kurulduğu kayalıksa vadiden 300 metre kadar yukarıda. Şimdi sakin bir sezon olduğu için biz aradaki terasta durduk. Uzaktan Sümela'yı ve bu manzarayı çekmek istedik. Temmuz-Ağustos gibi kalabalık zamanlarda buraya geldiğinizde bu fırsatınız olmayacaktır. Hikayesini Sümela'ya gidince anlatacağım. Sümela Manastırı'nın girişine geldik. İsterseniz aşağıdan yukarıya 4 kilometre yürüyerek tırmanabilir ya da 10 dakika 18 lira verip minibüste gelebilirsiniz. Ama sonrasında yürüyerek 350 metre daha gideceğiz. Yürümeye başlarken hemen arkamdaki kayayı görünce söylemek istedim. Sümela Manastırı'nın isminin içinde Melas'tan gelerek bu ismi almış. Melas siyah anlamındaymış. Bu siyah kara kayalara oyulmuş bir manastır. Hadi gidip bakalım nasıl bir manastır. Şimdi yürürken yere baktığımız biraz zorlu bir yürüyüş bu. Böyle yamuk yumuk taşlar, inişli çıkışlı, kıvrımlı bir yol. Uçuyoruz. Yükseldikçe uçma hissi. Bu arada sonbahar olmasının güzelliği, sessizlik, sakinlik var. Şoför de söylüyordu, Temmuz-Ağustos buraların en kalabalık zamanıdır. O zaman geldiğinizde ne gezdiğinizi ne gördüğünüzü anlamazsınız. Ne fotoğraf ne video çekemezsiniz. En güzel zamanda geldiniz ama normalde buralar yağmurlu olurmuş. Bugün güneşli olduğu için çok şanslısınız ve çok şanslıyım. Şu köklerin güzelliğine bak. Alttan böyle ağaçlara bakmak, bu köklerden başlayarak İnsana şunu hatırlatıyor, doğadan ne kadar uzaklaşmışız. Her şey ne kadar şaşırtıcı ve etkileyici geliyor içine girince yaklaştıkça. Sümela Manastırı 2015 yılında 5 yıllık bir tadilata alınmıştı. 5 yılın sonunda açıldı. Arada pandemi geçti. Bakalım nasıl olmuş. Ben daha önce kapalıyken gelmiştim aslında. Çok da gezememiştik. Şimdi ne göreceğimi gerçekten merak ediyorum. Ne acayip ya. Bu dünyada farklı inanışlarda ibadet yerlerini, manastırları böyle ulaşılması zor sarp, kayalara mayalara yapmak, oymak enteresan bir şey. Şimdi her yerde taş düşebilir uyarısı var ya, insan ister istemez manzaraya mı bakayım, sürekli böyle yukarılara, kayalara bir algımı mı yönelteyim oluyor. Çünkü düşse ne yapacaksın yani, sağa sola zıplayıp kaçacaksın. Fakat hakikaten başını ister kayaya çevir, ister bu tarafa vadiye çevir, manzara her şekilde etkileyici, inanılmaz güzel. Taş düşebilirse kayalardan biraz uzaklaşayım acaba, ya da tam tersi böyle donk donk sekecektir, ben kayaya iyice yakın mı yürümeliyim? Şimdi manastırın odaları ve görülebilir kısımlarına girmek için hem bir soluklanalım öncesine dedik, biraz merdiven çıkacağız, hem de arkadaki manzaranın tadını çıkarmak istedim. Tepeleri görebiliyorsanız belli bir noktada ağaçlar bitiyor ve yukarısı ağaçsız, çıplak bir alan. Çünkü zaten ısının düştüğü, soğumanın başladığı yerde bitki örtüsü de bitmeye, ağaçlar yaşamamaya başlıyor. Dünyanın farklı yüksekliklerinde bu değişebilir. Burada bilmiyorum kaçta, 2000'ler falan olabilir. Mesela Ekvator'a gittiğinizde 5000'lere kadar ağaç görebiliyorsunuz. Isı 5000'lerden sonra demek ki düşüyor orada. Bu da böyle küçük bir gidip parantez açtık araya. Neyse soluklandık, çıkalım bari. Wow, şu manzara müthişmiş burada. Bu arada buraya girişin ücreti 120 lira. Müze kartınız varsa yarı yarıya. 2022 Kasım sonu.
kayalara uyumuş bir manastır yaratma fikri nasıl ortaya çıktı derseniz, rivayet yok ki iki tane keşiş aynı anda aynı rüyayı görüyorlar ve bu rüyada onlara Meryem Ana bebek İsa kucağında bir resmi bulmaları ve oraya bir manastır yapmaları söyleniyor. Onu bulacakları yer olarak da burası işaret ediliyor ve yola çıkıyorlar. Önce Konstantinopolis'e gelip o zamanın kralından destek istiyorlar. Ondan sonra yolculukları onları Trabzon'a getiriyor ve rüyalarında gördükleri burayı buluyorlar, bu alanı buluyorlar ve kayaları oyarak manastırı yapmaya başlıyorlar. Bahsettiğimiz yıllar 375-395 yılları ama bugün içinde gezdiğimiz hali 13. yüzyılda gelmiş. 18. yüzyılda restorasyon bakım geçirmiş ve 2015'te 5 yıllık bir restorasyonla şu anda içinde gezdiğimiz müze haline gelmiş. Bu arada arkamdaki resimleri görüyorsunuz. Cennet, cehennem tasvirleri, İncil'den sahneler, Meryem Ana, İsa. Tabii ki çok tahrip edilmiş maalesef. Şimdi bir parça etrafı çevrilerek korunuyor ama biz bunu niye yapıyoruz? Ben biliyorsunuz böyle gezilerde hep soruyorum. Yani ismimizi ve tarihimizi tarihi bir eserin üzerine kazımanın zevki nedir? Ben hala anlayamadım gerçekten. Gezdiğimiz alan içinde neler görebiliyoruz? Girişte bir kütüphane alanı vardı. Biraz buranın hikayesi anlatılıyor. Şurada bir çeşme, ayazma, rahip odası ve şu an benim içine girdiğim Ana Kaya Kilise. Ah, çok güzel. Böyle bir şey görmeyi beklemiyordum tavanda. Yukarılara ulaşamadıkları için kazıyamamışlar fazla. Çok güzel olmuş. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? Milattan sonra 4. yüzyıldan bugüne gelmiş. O zamanın koşullarında bu kayalara oyularak yapılmış bir mimari yapının içindeyiz. Çok heyecan verici. Flaşla fotoğraf çekmeyin, fresklere dokunmayın yazıyor. Tabii ki doğal olarak yani. Bu manastırın diğer adı Meryem Ana Manastırı olarak biliniyor. Çünkü Meryem Ana adına yapılmış. Böyle inişli çıkışlı oda oda bir yapının içinde geziyoruz aslında. Bu arada 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettiğinde burası oldukça uzak ve ulaşımı ters bir yer olduğu için burayı camiye çevirmemiş. Fakat 3. Murat döneminde cami olarak işlevini görmüş. Öğrenci odaları yazıyor arkamda, görüyorsunuz. Onun içinde geçmişten bugüne manastırla ilgili fotoğraflar, restorasyon dönemleriyle ilgili fotoğraflar var. Aynı zamanda hem manastırın hikayesi, tarihi hem de fresklerin bilgilerini bulabiliyorsunuz. Merdivenlerden çıkınca rahip odaları sizi karşılıyor. Böyle küçücük odalar, ateş yaktıkları, dua ettikleri belki. Böyle bölümler gözüküyor. Zaten aslında buraya keşişler, rahipler inzivaya çekilmek, dua etmek, ibadet etmek için geliyorlar. Aynı zamanda Hristiyanlığın yayılma döneminde tabii ki önemli yerlerden biri oluyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar Trabzon'u işgal ettiğinde 1916-18 yıllarında bu manastır cephanelik olarak ve depo olarak kullanılmıştı diye okumuştum. Zaten savaş zamanlarında bu tür binalar hem hastane olarak hem de depo olarak, cephanelik olarak kullanılıyor. Trabzon Ayazması da aynı şekilde bir dönem hizmet etmiş. Şu an içinde bulunduğum odada kütüphane odası, diğerlerinden, rahip odalarından farkı ne derseniz daha büyük olması. Toplamda böyle nişler var, ateş yakılan bir alan var. O nişlerin içine belki kandiller koyuyorlardı, belki İncil'lerini koyuyorlardı, bilmiyorum neler okuyorlardı burada ama. Müzenin hemen önünde bir kafe alanı var. Keyifli bir şekilde sakinleyip bir şeyler içebilirsiniz. Bu arada çıkıştaki bilgi panosunda yazıyordu. Buradaki kütüphaneden çıkmış nadir el yazması kitaplar bugün Ayasofya Müzesi'ndeymiş. Bir çay molasını hak ettik değil mi? Buradan sonra sizi tam tersi uzak bir noktaya götüreceğim. Hamsiköy'e götüreceğim. Çünkü orada coğrafi işaretli müthiş bir lezzet var. Hamsiköy Köyü. İsmi çok güzel değil mi? Dağların yamacında, denizin kıyısında değil, yemyeşil bir köy. Tabii ki sonbaharın renkleriyle
tonlar muhteşem. Buraya niye geldik? Çünkü Hamsiköy Sütlacı. Daha önce geldiğimde de yemiştim. Bu kez farklı bir yerlerde lezzetine bakmak istiyorum. Şöyle bir restoranın önüne yanaştım. Daha köye girer girmez böyle sizi sütlaççı, fasulyeci karşılamaya başlıyor köye girdiğinizde. Ya deneme yanılma yöntemiyle kendinize uygun lezzeti bulacaksınız ya da gezenlerin tavsiyelerine uyacaksınız. Ben şimdi tavsiyeler üzerinden bir deneyim yaşayacağım. Umarım beğenirim ve size de tavsiye ederim. Durumlar böyle. Manzarayı görüyorsunuz, muhteşem. Zigana Dağı kıyılarındayız, aslında eteklerindeyiz diyelim. Burada eski tarihi Zigana geçidi ama bugün Zigana tüneli var. Oldukça da uzun bir tünel. Ne yapıyor? Orta Anadolu ile aslında Karadeniz'i birbirine bağlıyor. Eski ticaret yolunda olduğu bir yer. Burası bugün oldukça turistik. İnsanlar buraya özellikle sütlacın peşine geliyorlar. Çünkü coğrafi işareti bir ürün. Yani buraya özgü imzasını buradan atmış bir ürün. Ne özelliği var diye merak ettiğimizde sorduğumda az önce sohbet ettik. En büyük özelliği tabii ki sütü. Çünkü görüyorsunuz işte hayvanlar burada otluyorlar. Buranın havasında, otunda, suyunda serbestçe dolaşıyorlar. Yedikleri tabii ki sütlerine güzel bir lezzet ve aroma veriyor. Orijinalinde bu arada fırın sütlacın, biz fırın sütlaç deriz ya, o sütlacın üzeri yakılmıyormuş, üzerine fındık dökülmüyormuş. Zamanla talep arttıkça üzerine farklı şeyler eklenmiş. Şu anda bundan başka seçenek önümüze gelemedi. Çünkü artık böyle yapılıyormuş. Orijinal olmasa da. Bu da fındığımız. Biz nasıl bir lezzetle karşılaşacağız? Görebiliyor musun? Akışkan. Bu çok pirinçli ve lapı olduğunda ben hiç hoşlanmıyorum. Yani fındık buna güzel bir lezzet verdi. Ama bence böyle de olur. Ben bunun yanını yemeyi de seviyorum. Aslında zamanınızı sıkıştırmadan bu yolların keyfini çıkararak, işte ne bileyim yaylalara çıkarak, bu keyfi alarak geçirmek lazım bu gezileri. Telaşla yaptığınızda, koştura koştura yaptığınızda ya da benimki gibi çalıştığınızda güzellikleri bazen kaçırabiliyorsunuz. O yüzden her şeye yetişmeye çalışmak yerine benim de bu videoda yaptığım gibi kendi rotanızı belirleyip seçkinizi yapabilirsiniz. Elbette ki bir şeyler eksik kalacak. Aşağı yazıyorsunuz ya işte çok eksik kalmış, bu yoktu, şu yoktu. Elbette ki yok. Her gezide her şeyi görmek ne mümkün. Bunun için haftalar ayırmak gerekebilir. Ama sizin aşağı bırakacağınız yorumlar diğer takipçilerin de buraya yapmak istediği gezilerde farklı seçenekler onlara sunabilir. O yüzden aşağı paylaşmayı unutmayın yorumlara. Uzun sokağa girdik. Uzun sokak adını upuzun bir sokak olmasından alıyor. Yani çok yaratıcı bir şekilde. Şimdi bu sokakla beraber direkt çarşı alanı, buraya öyle düşünün. Aşırı derecede kalabalık ve canlı. Üstelik de artık akşam saati. Hani ben insanlar evine mi gitmeye başlamıştır, biraz daha günün sonu sakinlemiş midir dedim. Işıklar yanmaya başlamış ama ya da işinden okulundan çıkanlar iyice buraya gelmiş. Bakar mısınız? Beşiktaş Çarşısı ile Kadıköy Çarşısı arası bir enerjisi var buranın. Yolun sonu da Merkez Parkı'na çıkıyor ve o parkın etrafında kafeler, restoranlar var. Aslında şehrin içindeki yaşam enerjisi bu sokakta ve o parkın etrafında dönüyor. Size birazcık oradan görüntüler gösterelim. Onun dışında ne yapılıyor? Galiba daha çok doğaya vuruyor herkes kendini. Trabzon'da üniversite olarak bakınca iki tam üniversite eder. Birisi ikiye bölünmüş, bir özel üniversite birleştir. İki üniversite kadar öğrenci nüfusu var. Onlar da daha çok kendi okullarının kampüsünün olduğu alanlarda takılıp şehre çok inmiyormuş, öyle söylediler. İçimizde varsa Trabzon'da üniversite öğrencisi olan, daha önce okumuş olan, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, paylaşacağınız mekanlar, ortamlar varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Oraya bak. Orada bir beton helva var. Gidip soralım mı? Nedir olay yani? Neden böyle meşhurlar? Merak ediyorum.
Burası niye bu kadar meşhur? Trabzon deyince hemen siz çıkıyorsunuz. Trabzon helvası mı meşhur yoksa siz meşhursunuz? Mark olarak meşhur. Yok, fabrikasyon değil, el yapımıdır. Bakır kazanlar da elde yok. Bakır kazan da elde. Yiyen bir pişman, yemeyen iki. Böyle bırak çıkıyor. Gel bakalım, yakar dönem. Bir de dondurma var sizde. Dondurmamız da meşhurdur. Ben asıl dondurmacıyım. Dondurmanın özelliğini bir duyayım mı? Neden dondurma var? Dedim ya, biz yağlı yayla sütünden yapıyoruz. Biz sütü 10 saate yakın kaynatıyoruz. Hmm. Öyle süt reçeline benzer mesela tadı. Tam onu diyecektim. Güzel. Dulce de leche. Acayip güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim videolarımı biliyorsunuz değil mi? Ben dondurma yemeye bayılıyorum ve dondurma buldum mu yaz kış kaçırmıyorum. Hmm. Çok güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Parkın orada çay bahçesi var. Orada devam ediyoruz çayla. Yemin ediyorum var ya, o kadar yol yaptıktan ve yorulduktan sonra finalde desinler ki şu kadar koşturacaksın, bu kadar çalışacaksın. Sonunda sana şu dondurmayı vereceğiz. Ben kabul. Ağacın büyüklüğüne bakar mısın? Dev ve çok güzel aydınlatılmış. Bu arada şehrin en böyle cafcaflı canlı yerine geldik. Ortada bir merkez park var. Etrafında oteller, kafeler, restoranlar, uzun sokak. Cıvıl cıvıl yani. Gece cıvıl cıvıl. Yolda, sokakta horon tepmiyorlar. Horon oynuyorlar. Horon tepmek cız. Benim. Ben bütün Trabzon'u böyle gezeceğim yemin ederim. Fonda sürekli bu var, bakar mısınız? Değişmiyor. Gece, gündüz, sokak, yayla. Bu fondaki değişmiyor müzik. İnanılmaz bir enerji. Bu arada şehir tam bir futbol şehri. Şehre adım attığım andan itibaren Trabzon'da pastanelerdeki pastalardan işte takımın formalarının satıldığı dükkanına, ne bileyim bayraklara, her yer Trabzonspor. Eğer denk getirebilseydim bir maça gidecektim ama benim bulunduğum günlerde maalesef maç yoktu şehirde. Trabzon, Karadeniz'de olduğumuzu hatırlatan bir gün yaşatıyor. Sabah gözümüzü bir açtık, bulutlar, şakır şakır bir yağmur. Ondan sonra dedik ki böyle yağmurdayken yeşil, güzel, şöyle şehrin birazcık yukarılarına çıksak, keyifli bir kahvaltı yapsak ve Zivera diye bir yere geldik. Zivera nedir diye merak ettim mekana girerken. Burası Yomra tarafında. Zivera yokuşlu yer demekmiş Rumca. Yokuş anlamındaymış. Bu bölgenin adıymış aslında. Daha önce ismiymiş. Bir aile işletmesindeyiz. Güzel bir soba yanıyor. Üzerinde bir kavurma pişiyor. Karıştırayım ben ya. Akşam yemek var. Güzel bir kahvaltı edeceğiz dedim. Kahvaltının olmazsa olmazı burada, madem Karadeniz'deyiz, Trabzon'dayız, kuymak yiyeceğiz. Ben de biraz kuymaktan bahsedelim istiyorum. Kuymak nedir, muhlama nedir, aynı şey midir, bölgeye göre mi değişir yoksa bambaşka lezzetler mi? Çay da geldi. Of çok güzel. Hoppa. Genelde süzgeç olmadan böyle çay içiliyor buralarda. Of çok iyi geldi. Böyle iyice bir üşüyeyim, gideyim sobanın tadını çıkarayım. Sobanın başında kahvaltının tadını çıkarayım. Ya o kadar güzel ki yağmur yağdıkça topraktan çıkan kokuyla beraber bir de bu manzaraya yukarıdan bakmak, bu yeşilin içinde olmak bana şu an çok iyi geliyor.
Yağmur gitgide artıyor ya, o sesi dinlemek de çok hoşuma gidiyor bir taraftan. Aslında Karadeniz seyahatleri genelde daha yukarılara çıkmakla, yaylalarla, yeşille filan, hatta o sisli manzaralarla çok kafada birleştirilir. Şimdi mevsim itibariyle Kasım ayında olduğumuz için yayla hayatı bayağı bitmiş durumda. Ancak böyle birkaç tane yayla evi, böyle bungalov falan müşterilerine hizmet veriyor Karadeniz'de. Dışarıdan da çok yemeğe içmeye insan almıyor çoğu. O yüzden gelmeden önce böyle bir hayaliniz varsa mutlaka bir araştırın Karadeniz'i. Acayip renkli, iştah kabartıcı bir sofraya oturduk. Teşekkür ederiz. Önümüzde de kuymak var. Kuymak nedir? Muhlama nedir? Aynı şey midir? Bölgeye göre mi değişir? Yoksa ikisi birbirinden farklı mı? Benim anne tarafım Rizeli, Çamlı Hemşinli. Baba tarafım Trabzonlu. Aslında ikisine de birinci elden hakimim şu şekilde. Kuymak bu Trabzon yöresine göre olan, yani biraz da mısırını, tereyağı ve köy peyniri veya telli peynirle yapılan olan ürün kuymak. Golot peyniri, babaannelerimizin yaptığı golot peyniri kullanılır. Nasıl bir peynir? Tuzlu, tuzsuz? Tuzlu bir peynirdir ve böyle atıyorum kaşıkla bu şekilde aslında uzamaz. Normalde çorba gibi kaşıkla yenir kuymak ama... Bayağı sulu oluyor. Biraz sulu oluyor. Eski normal. Hali, eski orijinali hali, yani. Orijinal hali o şekildedir. Peki muhlamada ne oluyor? Fark ne? Muhlamada şöyle, muhlama beyaz un, süt, yumurta. Yerine göre kaymaklı muhlama da olabilir. Ha. Peynirlerin arasında çok bir fark yok. Aslında mesele birincil unda ayrışıyor. Mısır unu ve beyaz un diye. Bu mısır unuyla yapılan. Mısır unu, beyaz un. Tereyağı aynı. Aynı. Hiçbir fark yok. Diğerinde muhlamada ek olarak süt ve yumurta var. Onunla mesela muhlama pişirilir, bir çevrilir, sütlü unla beraber süt kavrulur. Hı hı. Sonra muhlama almaya yakın tereyağı sonradan eritilerek tekrardan üzerine gezdirilir. Ben dinlerken şöyle bir baktım, bu uzuyor mu diyor. Şu da uzamadı şu anda. Tabii sonradan telli peynir işin içine girince, biraz da medya işin içine girince görsel anlamda daha güzel bir görüntü oluşması derken, için. Evet, telli peynir eklenmiştir içine. Kuymak Trabzon'a özgü diyebiliriz, doğru bir Trabzon'a şey değil mi? Trabzon'a özgü olan kuymaktır, evet. Tamam, madem Trabzon'dayız kuymaklı kahvaltıyla afiyet olsun diyoruz. Şemsiyeyi Malta'da Ekim ayında güneşten korunmak için almıştım. Kısmet Trabzon'a yağmuruymuş. Ayasofya'ya getirdim sizi. Ayasofya kutsal bilgelik demek. Kutsal Bilgelik Kilisesi. İstanbul'da da Ayasofya var biliyorsunuz. Bu da Trabzon'unki. Bir şey söyleyeceğim. Güzel bir resim sizi karşılıyor. Yani mimari olarak söyleyeyim. Aslında bir Bizans kilisesi olarak yapılıyor. Daha sonra 1. Manuel Komnenos, yani Trabzon İmparatorluğunu ya da krallığını kuran kral, buranın dış cephesini ve bugünkü görünümüne kavuşturuyor. 200 yıl kilise olarak hizmet ediyor. Fatih Trabzon'u fethettiğinde burası o zamanki Trabzon'un sınırları dışında olduğu için camiye çevrilmiyor ama 1500'lerin sonunda cami olarak da görevini yerine getiriyor. 1960'larda müzeleştiriliyor. Bugün hem müze hem cami olarak hizmet ediyor. Burada yani hem Hristiyanlar hem Müslümanlar bu alanda gömülmüş mezarları var. Hatta bahçede şunları size göstermek istiyorum. Gelin. Müslüman mezar taşları var. Avludaki kazıda, bahçedeki kazıda çıkarılmışlar. O zamanın insanların cinsiyetini, sosyal statüsünü, kim olduklarını anlatan simgeler taşıyorlar. Şu sarıklı olan kimmiş? Hüseyin Ağa'ya ait mezar taşı diyor. Bak bazıları daha büyük sarıkları, başlıkları daha süslü, daha gösterişli. Bazıları daha sade. Bu kesin kadın, çiçekli. Bu bir hanımefendiye ait bir mezar taşı. Mevlüde Hanım. Ay şu mezar taşlarını gördüğüm zaman şu an nereye gittim ben? Size bir anımı anlatayım mı? Ben kura ile yabancı dil çekilen devlet okulunda okumuş bir ortaokul öğrencisiyken Almanca çekmiştim kurada. Hiç istemedim ama değiştiremedim. Yıllarca hiç Almanca öğretmeni görmedik ortaokulda ve lisede. Sonra üniversitede okurken Mimar Sinan'da dedim ki ben İngilizce okuyayım. Dediler ki hayır sen Almanca gelmişsin. İyi de tek kelime bilmiyorum. Şu acıyı çektiğimi hatırlıyorum. Mimar Sinan'ın kütüphanesinde oturuyorum. Elimde Almanca bir metin var ve benim final sınavım o. Osmanlı mezar taşları Almanca, bununla ilgili tarihi bir metin. Onu çevirmem ve yorumlamam istenmişti Almanca. O yüzden bunlar beni şu anda o kütüphanedeki acılı sınava götürdü. Ay ay.
Bu arada biz yağmur altında gri bir havada çekim yapıyoruz. Bugün kısmetimiz böyle. Xiaomi 12T Pro'nun da bu anlamdaki performansını test etmiş oluyoruz. Şu an beni çeken kamera yani. Şimdi burada bir saat kulesi var. Bir de şurada çok güzel bir cephe var. O cepheye bir yaklaşalım mı? O cephede tek başlı bir kartal simgesi olduğunu okumuştum. Gidip bakalım o neyin simgesi? Trabzon İmparatorluğu'nun ya da Krallığı'nın simgesi. Çift başlı kartal olsa ne oluyordu? Hadi bakalım sözün saati geldi. Selçuklu oluyordu mesela. Mesela Rum olabiliyordu ya da Ruslarda da çift başlı kartal var. Ama Trabzon Krallığı'nda tek başlı kartalmış. Çift başlı kartallar genelde doğu ve batıyı yüzleri dönük, yani iki tarafında hakimiyetini simgeliyorlar. Ay çok güzel bir cephe var gerçekten burada. Bu kabartmalarda güvercinler, grifon, çeşitli bitki motifleri, yıldız, hilal gibi farklı kabartmalar varmış. Sadece o yokmuş. Yasak elma, Adem'le Havva'nın cennetten kovuluşu gibi bir sürü farklı simgesel kabartma bulunuyormuş. Kartalı da tepede görüyorsunuz zaten. Tabii ki resimler, süslemeler, freskler öne çıkmaya başlıyor. Şimdi buradaki resimlerde kapının girişindeki bilgiye baktığımız zaman da kilisenin içindeki tavanlarda, işte bu kapı ve pencere kenarlarındaki resimlerde Hristiyanlık inanışı ile ilgili ve İsa ile ilgili resimler tasvir ediliyor. Yine Ayasofya'nın tavanında İsa'nın son akşam yemeğinin bir resmi olduğu da okumuştum. İsa'nın son akşam yemeği deyince herkesin aklına İtalya'daki o meşhur Leonardo'nun resmi geliyor ama sonuçta bu bir tasvir. Farklı ressamlar, farklı dönemlerde bu son akşam yemeğini tasvir etmişler ve resimlemişler. Bu kilisenin içinde de tavanlarda böyle bir resim var. Bu tarafa döndüğümüzde artık cami olan kısma geçmiş oluyoruz. Ana kubbenin olduğu giriş tarafındayız. Tavandaki muhteşem bir görsellik var. Daha önceki kilise halinden kalan. Orası böyle bir ince tül gibi bir kumaşla kapatılmış ama içeriği, böyle kubbeleri falan şöyle bir görün istiyorum. İddialı bir gün. Böyle bir günde şöyle yükseklere, yaylalara doğru biraz yaklaşır mıyız diyorduk. Acaba yaklaşmalı mıyız? Bugün biraz dışarılarda işimiz vardı. Bakacağız bakalım nasıl geçecek gün. Trabzon'a geldiğinizde gelip görebileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi burası ama şu anda restorasyonda gördüğünüz gibi. Ne zaman? 29 Ekim 2023'e kadar. Neden buraya gelip görmek istedim? Atatürk Trabzon'a 3 kez gelmiş ve 3. geldiğinde bu köşkte kalmış. Burası Konstantin Kabayanidis isimli bir şahsın yazlık köşküymüş. Kaldıktan sonra burayı çok beğendiğini söylemiş ve kendisine hediye edilmiş. Fakat şöyle bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında Ankara gezisinde Atatürk çiftlik arazisini bağışladığını söylediğim anonsta da anlattım. Bu kararı aldığı yer bu köşkmüş. Burada kaldığı zaman bu kararı alıyor. Hatta kararı aldığı sırada söylediği bir söz var. İnsanın serveti manevi kişiliğindedir. Bu sahip olduğu malın mülkün kendisi üzerine bir ağırlık yaptığını söylüyor ve bunu milletine hediye etmekle ferahladığını söylüyor. Bağışlananlar listesinde bu köşk yok aslında. Kız kardeşine miras kalıyor ve 1942 yılında kendisinden satın alınarak müzeleştiriliyor. Şu an tadilatta olan müze evi, ben de gezmeyi isterdim. Belki bir başka sefer. Siz de tarihlere göre bence gelin bir görün bu köşkü. İnanılmaz.
Karadeniz'deyiz, Trabzon'dayız. Bir balık avına çıkar mıyız dedik. Birkaç balıkçıyla görüştük. Fakat dediler ki henüz hamsinin tam da zamanı değil. Burada hamsi en güzel Aralık'ta, Ocak'ta yenirmiş. Hava ve su soğuduğu zaman. O yüzden bir balık avı çekemedik. Sabah erkenler o teknelerle biraz Karadeniz'e çıkarız diye hayal etmiştik. Başka bir zaman. Ama siz doğru zamanda buradaysanız bence hamsi çıtlamayı bir deneyin. Buğulamadan farkı neymiş bir fark edin bakalım. Hatta bu Hayat Bana Güzel anında lütfen beni de etiketleyerek paylaşın. Şimdi balık yemediysek köfte yiyelim dedik ve Akçaabat köftesinin tadına bakacağız. Sahildeyiz, Akçaabat'tayız. Karadeniz yanında az önce harika bir gökkuşağı vardı. Tepelerde, aşağılarda yağmurlu günde sürprizi bu oluyor. Trabzon'da yol yaparken evlerin arasında, tepelerde, yamaçlarda, yaylalara doğru yükselirken neredeyse her boşlukta bir kara lahana tarlası, tarlacı, tarlaları gördük. Çokça kara lahanayı gördük toprakta. Şimdi de sofrada gördüğünüz gibi. Ben etli yaprağı çok severim, asma yaprağını, ama kara lahanayı da buraya gelmişken yemek istedim. Köfteyi beklerken önden de bir tadına bakalım istedim. Çünkü buraya gelince olmazsa olmazlardan biri bence. Balık yiyemedik, kara lahana yiyelim. Köfte yiyelim. Ay bir de Vakfı Kebir ekmeği var ki. Ay yumuşacık bu. Pirinç dolması. Valla köfte geldi. Önce biberimi alıyorum. Önce. Bende böyle koku. Evet, değişik böyle bir aromatik bir şey, bir hissiyat var. Bu sarımsaktan mı kaynaklı, etin ne olduğunu bilmiyorum ama yani... Akçaabat'a geldik çünkü burada orta mahalle, kentsel sit alanı olarak korunan bir mahalle. Arkamda gördüğünüz gibi Osmanlı döneminden bugüne gelen evler ve konaklar var. Bunlardan 2-3 tanesi ziyaret edilebiliyor. Yeme içme ve kafe olarak da kullanılıyormuş. İçini görebilirsiniz. Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla oldukça böyle tepelik, yine yokuşta, denizin kıyısında bir mahalle düşünün. Tabii ki etrafı bambaşka bir yapılaşma içinde sarıp sarmalanmış olsa da bu mahalle kendini hala koruyor. Gelip güzel fotoğraf çekebilir, keyifli evler izleyip tadını çıkarabilirsiniz. Telli Sokak'ta tırmanışa devam ediyoruz. Nar ağaçları, portakal bir şeyler var, mandalina mı var, nedir onlar, hurma olabilir, ağaçlar var. Çok hoş. Yağmur çamur bence aldırmayalım. Madem yükselmeye başladık, biraz daha yukarılara çıkalım. Hadi gelin. İnerken piti piti. Trabzon videosunun son dakikalarına geldik. Burada vedalaşıyoruz. Nerede vedalaşıyoruz? Şahinkaya'da vedalaşıyoruz. Burası aynı zamanda Trabzon'da bir tırmanış noktası. Türkiye'nin de önemli tırmanış noktalarından biriymiş. Bizim için zorlu bir yoldu. Bu mevsimden sonra, yani bu videoyu izledikten sonra buraya gelmeyin. Baharlarda gelin, yazın gelin. Ama benimle birlikte bu anın tadını çıkardığınız için teşekkür ediyorum. Anı mega yaşamaksa al sana mega yaşamak. Şahane bir manzarayla Hayat Bana Güzel bitiyor. Yeni hikayelerde, yeni şehirlerde, yeni maceralarda görüşeceğiz. Video sona erdi. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorumları aşağı bırakmayı unutmayın. İnanılmaz anlarda görüşeceğiz. Hoşça kalın.